şuşup giden zamana inat vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkı gözlerin anlatırken sen neden saat 45 dakika. Evlendin mi? Hayır. Erkek arkadaşın var mı? Yok. Güzel. Sevindim. Başarılı öğrenci rolü yetmemiş galiba. Bir de şimdi doktor rolünü mü deneyeyim dedim. Kaç yıl geçti? Bilmem. Saymadım. İnsan bunca sene hiç mi değişmez? Hiç mi büyümez? Biliyor musun, ben de aynısını sana soracaktım. Aradan geçen onca sene. Bir adamı beklemek için çok uzun değil mi sence de? Bir işe de yaramamış, boşuna uğraşmışsın. O tren çoktan kaçtı. Ali Hoca evlenmiş. Seni doktor olmanı bekleyememiş demek ki. Lise de değiliz artık Bahar. Hepimiz doktoruz. İşimizi yapalım. Akıl mı veriyorsun bana? Merak etme Eylül'cüm. Ben işimi gözlerim kapalıyken bile senden daha iyi yaparım. Hastalar bekliyor, seninle uğraşamayacağım. Hayat senin için burada çok zor olacak Eylül. Göreceksin. Ne yapıyorsun sen? Alo. Alo! Ya şuna baksana nasıl olmuş. Şiir gibi değil mi? Ya şu dikişlerin güzelliğine bak. Ya bırak Allah aşkına ya. Zaten kan beynime sıçramış. Tam sakin bir nöbet geçireceğiz diyoruz. Sabah karşı son dakika golü yedik yine. Asıl adamlar Eylül Hoca'dan uçan tekmeyi afiyetle yedi. Yemek çok güzel. Ben sabah oldu daha kahvaltı edemedim ya. Yemek, evet. Sonuçlar geldi mi? Ben de size geliyordum hocam. Yolda anlatırsın. Sen ne gördün? Serebral ödem. Değil mi? Öyle mi? Ter içinde kaldım, biraz kendine güven. Subdural kanama. Öyle mi? Değil mi?
Son hakkım. Evet, subdural kanama eminim. Vücut dili ne diyor biliyor musun? Eminim derken bile tereddüt ettiğini. İkisinin arasındaki farkı sorsan bile söyleyemeyeceksin. Asistanlığının 4. yılı değil mi ya senin? Nasıl bilmiyorsun? Acil ameliyathaneye hazırlamam. Yok olmaz. Yani ben beceririm yaparım hocam da nöbetçi doktorun onayı lazım. Oğuz hocanın. Kural böyle yani. Al o zaman onayı. Hocam dışarıda kendisi. Ara o zaman Allah Allah. Hocam telefonu kapalı. Onun gelmesini bekleyemem. Sonuçlar ortada. Dediğimi yap, hazırla şu ameliyathaneyi. Hocam başım derde girer. Ah ya. Şu an en önemli mevzumuz senin başının derde girmesi çünkü. Hocam sırf benim değil, sizin de başınız derde girer. Hiçbir şey hastanın hayatından daha önemli değildir. Bu da 4 sene önce öğrenmen gereken bir şeydi. Vay be. Çok iyi. Asi doktor. Bayıldım. Aa! Gerizekalı. Gerizekalı. Bu biraz önce güldüğün içindi. Çekil. Tam rahatlayacağım. Gitsene evine ya. Gitsene. Şimdi ben ameliyathaneyi hazırlarsam, Oğuz Hoca hazırlamazsam da Eylül Hoca beni mahvedecek ya. Ne yapacağım ben? Ölümlerden ölüm beğeneceksin yani. Bence Oğuz Hoca'nın eli daha hafiftir. Sen en iyisi Eylül Hoca'nın dediğini yap. Olur, öyle yapayım. Sen de kınayak. Geri zekalı. Keyfin nasıl? Benimle ameliyata mı gireceksin? Kendi ameliyatım olmasa girerdim. Çok şey kaçıracaksın. Gerçekten gerekti mi? Aletsiz aspirasyon. Hastanın birinci saatlerde kapalı. Başka seçenek yok. Kan basıncını düşürebiliriz. Eylül. Ne zaman Türkiye'ye gelsem seni aradım. Karınızın bundan haberi var mıydı peki? Karım mı? Bırak, tamam artık. Ben yaparım. Hocam, bunu benim yapmam gerekmiyor mu? Cezalı mıyım ben? Böyle giderse bu işten de ötesine geçemeyeceksin. Ömrünüz bir iş yarayın. Alın şu karayı gözümün önünde. Bu adam ölürse... seni bırakır, bütün sülaleni toprağa gömerim, bilgin olsun. Hemen müşahede odasını alın. Hemen hocam. Hocam çok hızlısınız. Oğuz Hoca arıyor. Burada işim bitti, gidebilirsin. Sağ ol hocam. Arkadaşlar, bomba bir sürprizim var. Kız arkadaşım şimdi beni dışarıda bekliyor. 2 tane de polis arkadaşımı ayarladım. Çıkar çıkmaz beni tutuklayacaklar. O da ne oldu dediğinde tek suçum seni sevmek diyeceğim. Tatta. Bir dakika. Beni kim çekecek? Pardon. Kız arkadaşıma bir evlilik teklifi hazırladım da. Beni telefonla çekebilir misiniz acaba? Hanımefendi, pardon. Şöyle oturalım mı biraz? Pardon, bana mı asılıyorsunuz? Olay var. Benden destek alın lütfen, olur mu? Bırakır mısınız beyefendi? Lütfen. Bu ne cesaret ya? Hanımefendi, bırakamam.
Bakın 15 saniye sonra dengenizi kaybedeceksiniz ve düşeceksiniz. Benden destek almanızda fayda var. Lütfen. Ey Allah'ım, deli midir nedir, çattık. Bırakır mısın kardeşim kolumu? Bir bırak. Rica ederim, dinleyin beni. Doktorum ben. Hadi ya doktor. Ne doktoru, böyle aşk doktoru esprisi falan mı yapacaksın sen şimdi de? Beyefendi, rica ediyorum, hanımefendiyi rahatsız etmeyelim. Memur bey, bakın doktorum ben. Ne yaptığımı biliyorum. Lütfen. Memur bey, biz aramızda hallediyoruz. Boş ver. Hanımefendi, 5 saniyeniz kaldı. Lütfen. Donmadı mı daha süre? Doldu. Hemen acil yardım ekibini çağırın. Hadi, hadi. Baksana ya, adam olayın hepsini işletmiş. 20. izleyişim. Bak şimdi Ali Hoca'ya bak. Bak bak bak, işte tam 15. saniyede kız yere yığılıyor. Ya Ali Hoca bunu nasıl biliyor ya? Kafayı yiyeceğim. Adam şimdiden efsane oldu ya. O her zaman öyleydi. Efendim? Yalnız benim anlamadığım, Ali Hoca alet kullanmadan kateter yerleştireceği yeri nasıl biliyor? Sen daha önce yapanı görmüş müydün? Bizim jenerasyonda pek kimsenin gördüğünü sanmıyorum. Çok eski ve zor bir yöntemdir. Monitörü biraz sol tarafa alın lütfen. Yemin ediyorum delireceğim, yetmeyecek fıttıracağım. Bu yeni gelen hoca tam bir yırtık don sendromu ya. Hastaneye bir geldi, 8 saat içinde 10 kişiyi paraladı, bir kişinin de beynini açtı. Kadın işini yapıyor oğlum, rahat bırak. Kadın işini yapıyor da Oğuz Hoca da beni fırçalıyor. Niye onsuz oluyormuş bütün bunlar, niye hiçbir şeyden haberi yokmuş? O şimdi burada mı ki? Az sonra evet. Ya kateteri yanlış yere yerleştirirse? Sus, aklından bile geçirme. Çok bir şey fark etmez. Hasta zaten geç geldiği için ölecek. Of Allah'ım ya. Siz en iyisi beni bayıltın, yarın kaldırın. Ne oldu yine? Ne olacak? Bela geliyorum demişti, şimdi kapıya in diyor. Sen gider yeni gelen birine ameliyathaneyi açarsan başına gelenleri de hak etmiş olursun Samu. Tabii. Sen onu acilde 10 kişiyi paralarken görmedin çünkü. O kızın göbek adı Bela. Aklınız varsa uzak durursunuz. Tanıyor musun sen? Ne yazık ki. Vallahi asistanlığınız yansın istemiyorsanız benim sözümü dinlersiniz. Yemin ederim stresten zayıflayacağım ya. Hayır, benim anlamadığım... Yani Selim Hoca böyle bela birine neden hastanede özel bir kontenjan açsın ki? Ameliyattan hazır mı? Şey hocam. Ne hocam? Hocam ben sizi aradım ama hasta çoktan alındı ameliyata. Nasıl alındı? Benim haberim onayım olmadan kim ameliyat yapıyor? Bir de bir değil iki ameliyat hocam. Helikopterle getirilen hastada Ali Hoca var. Diğer hastada yeni cerrahımız Eylül Hoca var. Peki sen ne yapıyordun bu arada? Bana niye haber vermedin? Çekmiyordu hocam telefonunuz. Aradım ya sen, o zaman niye söylemedin? Onda da fırsat olmadı hocam. Acil hasta deyince kapattınız hemen. Çok özür dilerim ben. Özür dileme. Hata yapmamayı öğren. Özür. Peki hocam. Yeni cerrah söyle, çıkar çıkmaz yanıma gelsin. Peki hocam. Patron iyi mi? Gayet iyi, merak etmeyin. Siz sormadan ben söyleyeyim, yoğun bakımda ziyaret yasak. Sabah odaya çıkınca görürsünüz. Sağ olasınız doktora. Teşekküre gerek yok. Görevimi yaptım. Var mı başka bir şey? Olmaz mı? Evet. Evli misiniz? Sen ne kardeşim? Allah Allah. Bu da günün popüler sorusu oldu. Ne gülüyorsunuz lan?
Olur sen buraya lan! Aa, Eylül Hoca değil mi o ya? O tabii. Başka kim olabilir ki? İşte rüya takım bu. Merak etme, daha en iyi kısmını kaçırmadın. Çekelim. Hala kan çıkmadı. Kan çıkmazsa eğer kız ölecek. Tamam. Susar mısın artık lütfen? Başaramadı. Siz müthişsiniz. Siz gerçek bir efsanesiniz. Abi adam inanılmaz karizma ya. Bak bahse girerim, bütün kızlar sıraya girecek. Yalnız adam evli, hatırlatırım. Evli falan değil. Saçma sapan dedikodular yaymayın. Özür dilerim hocam. Ya yemin ederim evliymiş diye duydum ya. Sen de öyle duymadın mı? Bana öyle söyleyen sendin. E tamam, tamam, yanlış istihbarat. Ama evli olmasa bile en azından çapkın biri. Görmedin mi Eylül Hoca'ya nasıl bakıyordu? Bence bunlar bir yerden tanışıyorlar ama nereden? Ne oldu şimdi ya? İzin verirseniz ben kapatabilir miyim? Bilmem, kapatabilir misin? Her zaman yaptığım şey herhalde. Ben daha önce görmedim. Görmediğim bir şeye inanmam. Şanslısınız. Bugün görebilirsiniz. Peki, sana güveniyorum. Hocam tebrikler, harika. Hocam harika. Hepinizin eline sağlık arkadaşlar. Tamam hocam. Senden bir şey rica edebilirim. Sormana gerek var mı? Buyurun. Amerika'ya gideceğim. Ben gidince o kıza göz kulak olurmuş. Eylül'den mi bahsediyorsun? Evet. Aşık mı oldun sen? Bak, bu duygunun adı ne bilmiyorum. Ama benim için çok değerli. Çok önem veriyorum ona. Selim abi. Adı, adresi, numarası, her şey burada yazıyor. Başka türlü içim rahat etmeyecek. Sana da güveniyorum abi. Lütfen. Vay! Doktor Ali. Çok havalı bir giriş yaptın dostum. Tebrikler. Özlemişim ameliyattan çıkınca seni görmeyi. Ben de. Gerçekten şu an burada olmak çok garip. Yıllar sonra seni hastanede görmek de öyle. Neye borçluyuz bu şerefi? Bir anda gelişti desem. Yani her şey birbirini tetikledi. Sonuç olarak işte buradayım. Eylül'ün geldiğini duyduğun için değil yani. Hayır, değil. Eylül'ün burada olduğunu bilmiyordum. İlginç. İlginç ama. Hı? Yıllarca o kadar ısrara rağmen gelmiyorsun. Sonra birden ortaya çıkıyorsun. Hem de tam Eylül'ün geldiği gün. Madem konuyu açtın sorayım.
Eylül'ün bu hastanede çalışmaya başladığını neden bana söylemedin? Eylül'ün kafasını karıştırmanı istemedim çünkü. O ne demek şimdi? Bak Ali. Eylül tanıdığın kimseye benzemiyor. O farklı. Çok yetenekli. Senden, benden, hepimizden başarılı olacak. Bana bilmediğin bir şey söyle. Yok. Ben sana yıllar önce söylediğim bir şeyi tekrar söyleyeyim. Eylül'den uzak dur. Şu anda mesleğinden başka bir şey düşünmesini istemiyorum. Neyse, sonra konuşuruz. Nereye gidiyorsun? Dediğin kadar yetenekli mi onu görmeye? Ne oldu, bir sorun mu var? Niye geldiniz? Kontrol etmek için. Bakalım işini iyi yapabiliyor musun? Biliyorsun sorumluluk bende. Sana güvendim ama yaptığın işi onaylamam gerek. Beyin cerrahlarının prosedür klişeleri. Kitaptan mı ezberlediniz? Gülüyor musunuz? Affedersiniz hocam. Ya komikse güleceksiniz tabii canım. Ben de komikti. İyi gidiyorsun. Gerçekten iyisin. Keselim. Şaşırdınız mı? Hayır. Nasıl yaptın bana da öğret. Aletsiz katetere nasıl taktın? Çok heveslisin. Öğrenmeye isteklisin. Bu gerçekten çok güzel. Ama isteme şeklin yanlış. Kabasın kaba. Bu konuda biraz kendini geliştirmen lazım. Kaba mı? Evet. Yıllar sonra tekrar karşılaşıyoruz ve benden istediğin ilk şey bu mu? Gayet iyi olduğunuzu görüyorum. Niye yapmacık sorularla vakit kaybedelim? Bana laf mı çarpıyorsun Eylül? Yok, direkt söylüyorum. Gülme. Bu sefer komik değildi. Pardon hocam. Bekle. Sorun ne? Neden bana böyle soğuk davranıyorsun? Aynı şeyi lisede de yaptın. Beni hayatından ittin. Sana yardım etmeme izin vermedin. Sonra da serserinin tekinin motorunu atladın, çekip gittin. Ne yapıyor acaba şu anda o serseri? Gerçekten bunu merak ettiğin için mi arayıp durdun beni? Hayır. Neler yaptığını merak ediyordum. Görüyorsun işte, cerrah oldum. Birkaç hastanede çalıştım, şimdi de buradayım. Hiç evlenmedim. En yakın arkadaşım hala lisedekiyle aynı. Esma, hatırlarsın. Okulda ilk gün onun yanına oturmuştun. Kopmayacağınızı biliyordum zaten. Bir sürü ilişki gördüm. Evlerinden, karılarından kaçmak için gece nöbeti tutmak isteyen yığınla erkek doktor tanıdım. Bunu neden bana anlatıyorsun? Evliliğin kutsal bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de. O zaman öyle davran. Neden böyle söyledi şimdi? Böyle davran derken ne demek istedi ki? Ben niye kendi kendime konuşuyorum acaba? Evli Hanım bekliyor değil mi? Söylemedim mi? Fırsat olmadı. Siz bugün çok yoğundunuz ya hocam. Akşam oldu, şimdi ameliyata gireceksiniz. Özür dilerim. Özür dileyip durma. Benim adıma da düşünme. Hocam, Eylül Hoca da çok yoğundu. Kendi ameliyatı bitti, hemen Ali Hoca'nın ameliyatına girdi. Ne yapıyor bu kadın? Hastanedeki bütün ameliyatlara tek tek girecek mi? Hemen git söyle, beni beklesin. Ameliyattan sonra görüşeceğim. Sen de bir hafta fazladan nöbet tutacaksın. Belki özür dilememeyi öğrenirsin. Belki. Uf ya! İkisinin arasında ölüp gideceğim.
mis gibi kahve. Bütün gün bu anı bekledim. Tam kıvamında. Çok sıcak. Biraz soğusun öyle içeyim. Yandık ya, yandık ya. Alp gel buraya. Gel, 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 gel. Çabuk koş Eylül Hoca'ya yetiş, çabuk. Ne oluyor ya? Sen niye gitmiyorsun ki? Ne demek sen niye gitmiyorsun ya? Ben ne dersem sen onu yapmak zorundasın. Ayrıca gerizekalı, sen daha hızlı koşarsın da ondan söylüyorum. Olay çıkacak. Onu engellemeye çalışıyorum. Anla artık ya. Ama kahvemi içecektin. Hay senin kahvene. Çabuk koş git yetiş Eylül Hoca'ya. Tamam. Eve gitmeden yakalayamazsan da Oğuz Hoca hastaneyi bize dar eder ha. Tamam, tamam. Hop, 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 hop. Hop. Vallahi yanıyordunuz. Yani şey, bakayım. Yanıyorsunuz. Hanımefendiyi hemen acile götürün. Nerede bu kadın? Nerede bu kadın? Bahar Tunç. Seni görmek güzel. Seneler sonra bu sefer de aynı hastanedeyiz. Evet. Ama bu sefer okuldan farklı olmasını umuyorum. Ben de. O zamanlar kitaplarınızı hep ben taşırdım. Şimdi burada da yardımcılığınızı hak ettiğimi düşünüyorum. Oo. Kim bilir? Bakın, geçmiş geçmişte kaldı. Bunu unutmayın. Ben artık öğrenciniz değilim. Burada eşit şartlar altındayız. Bak Bahar. Ali Asaf Denizoğlu. Sizi de görmek çok güzel. Affedersiniz, ben yemin ederim hiçbir şey görmedim. Bakma sakın. Dön. Ne var, ne oldu, ne istiyorsun? Oğuz Hoca ameliyatı bittikten sonra sizinle görüşmek istiyor. Beklemenizi rica etti. Sabah görsek olmuyor mu? Sorumlu doktor oydu. Onay almadan ameliyat yapmanız... Hırsını alamadı, beklememi istiyor, öyle mi? Aynen. Şey, yok. Yani bilmiyorum. Bekleyecek misiniz? Ne ameliyatına girdi? Serebral anevrizma kaynaklı subaraknoid kanama. Uzun sürer. Ayrıca beklemekten nefret ederim. Şey... Afiyet olsun. Sağ ol. Yalnız hocam, dışarıda yağmur var. Şemsiyenizi alın, ısınırsınız. Sen onu şeker gibi kızlara söyleyeceksin. Bana bir şey olmaz. Thank you.
okumuştum. Bazı insanlar yağmuru izlermiş, bazıları ise ıslanırmış. Kıyamıyorsun galiba. Haklısın, bayağı pahalı duruyorlar. Ama kabul ediyorum, güzeller. Yakışmış. Ne yapıyorsun ya? Dayı, bu ne böyle ya? Şekerli bu. Ne yaptığını sanıyorsun? Kahvenin tadına baktım. Ne hakla? Yani... Ortak zevklerimiz yok diyordum. Yoklama istemez. Neden? İstemiyorum çünkü. Sen gerçekten değişmişsin. Ya senin derdin ne? Hı? Niye sürekli benimle uğraşıyorsun? Bu sorunun cevabını bilmiyor musun gerçekten? Erkekler hoşlandıkları kadınla uğraşırlar. Islanıyorsun. Bir şey olmaz, erimem herhalde. Ya tamam, erimezsin de al şemsiyeyle öyle git. Gerek yok, Esma'nın kafesi şurada zaten. Esma? Esma burada ve kafesi var, öyle mi?